Eğer kişi Arapça bildiği halde namaza, Farsça ile başlar, ya da namazda Farsça okur veyahut bir hayvanı keserken Farsça ile bez. Mele çekerse ve Ebu Hanife'ye göreceğizdir. Diğer iki imam ise, hayvan kesme besmelesi dışında Farsça caiz değildir. Ancak Arapça bilmediği takdirde öğreninceye kadar Farsça caizdir, demişlerdir buna göre İMAMMUHAMMEDE iftitah tekbiresi konusunda Arapçada İMAMEBÜHANİFE -e ile Farsçada da İMAMEBÜYÜSUF beraberdir. Çünkü Arapçanın başka dillerde bulunmayan bir özelliği vardır. Namazdaki okuyuşa gelince, iki imarının Farsça okuması caiz görmemelerinin sebebi, Kur'an, Adının Arapça olarak nazil olan bu nazmi şerifle itlak olunma tek tırnak virgül nokta sıdır nitekim 281 ile biz bu kitabı bir Arapça Kur'an olarak inzal buyurduk 117 ayet-i kerimesi bunun aslan bildirmektedir Ancak kişi hükü ve secdeleri yapamayacak bir durumda olduğu zaman nasıl işaretlerle yetinebiliyorsa Kur'an'dan hiçbir şey bilmediği zaman da anlamını okuyabilir fakat besmele öyle değildir. Zira besmele bir zikirdir. Zikir ise her dil ile yapılabilir. İ M A M E B Ü H A N İ F E'nin dayanağı ise İ s Kur'an geçmiş peygamberlerin kitablarında da bulunur. L L S ayeti kerimesidir. Zira geçmiş peygamberlerin kitaplarında olan ifadeler Arapça olmadıkları halde bu ayette onlara Kur'an denilmiştir. Bu o demektir ki Kur'an, lafızlardan çok, lafızlar mı ihtiva ettiği manalardır. Bunun için kişi, Kur'an'dan hiçbir şey bilemediği zaman onu Farsça olarak okuyabilir. Ancak şu var ki, tevarruz ede gelen sünnete muhalefet ettiği için iyi bir şey yapmış olmuyor. Sonra sahih olan görüşe göre Farsçadan başka herhangi bir dille de olur. Zira mana, dillerin değişmesiyle değişmediği gibi, Geçmiş peygamberlerin kitaplarında olan ifadeler nasıl Arapça değil idiyse, Farsça da değil idi. Bu ihtilaf, namazda Arapça yerine Farsça okunduğu zaman, mutbır sayılıp sayılmadığı konusundadır. Farsça okumakla namazın fesada gitmediği konusunda ise ihtilaf yoktur. Derler ki, İmâm-ı ı -e sonradan iki imam -em görüşüne dönüş yapmıştır ve fetva buna göredir. Aynı ihtilaf hutbe ile teşehüd hakkında da edilmiştir. Ezan hakkında ise mutbur olan tarufçır. Yani hangi dille olursa olsun, eğer halk onu ezan diyebiliyorsa caizdir.